40 hadis. Riyaz-ı Salihinden seçmeler 1. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar. Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece Allah Teala onun tevbesini kabul eder. Allah, hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, bir adam, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona, kızma buyurdu. Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunmaya bakın. Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular. Resul-i Ekrem bu sözü 3 defa tekrarladı. Din nasihattır. Yol ve sokaklara oturmaktan sakınınız. Yöneticilerin en kötüsü, İdaresi altındaki insanlara karşı katı ve kaba davrananlardır. Cihadın en faziletlisi, zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir. Hazreti Peygamber bunu açıklamak için İki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu. Ve işaret parmağıyla orta parmağını aralarını biraz aralayarak gösterdi. Allah'ım, iki zayıf kimsenin yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmek insana günah olarak yeter. Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez. Teyze anne sayılır. Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez. En makbul iyilik baba dostunu koruyup gözetmektir. Bir gün Hazreti Ayşe'ye bir dilenci geldi. Ayşe radıyallahu anha ona bir parça ekmek verdi. Kılığı kıyafeti düzgün bir başka adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu farklı davranışının sebebini soranlara Hazreti Ayşe şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Din kardeşini seven kişi ona sevdiğini bildirsin. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır. Dünya müminin zindanı, kafirin de cennetidir. Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol. İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık zamanın için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al. Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi yani imtihan vesilesi de maldır. Veren el, alan elden üstündür. Zevkleri bıçak gibi keseni yani ölümü çok hatırlayın. Allah Teala müttaki,
gönlü zengin, kendi haliyle işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever. Bir mümin, güzel ahlakı sayesinde gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır. Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara her işte kolaylık gösterilmesine memnun olur. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Güzel söz sadakadır. İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir. İzin istemek 3 defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin. Kimin son sözü, Allah'tan başka ilah yoktur, yani la ilahe illallah cümlesi olursa, o kişi cennete girer. 3 kişi, yolculuğa çıkarlarsa aralarından birini başkan seçsinler. Sizin en hayırlılarınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.